أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Şuara suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 192. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. Bundan önceki surenin başından itibaren Rabbimiz buraya kadar bir tarih sorgulaması yaptı. Tarihi bizim gözümüzün önüne serdi. Musa Aleyhisselam'ı anlattı. Nuh Aleyhisselam'ın toplumuyla kavgasını anlattı. Hud Aleyhisselam'ın Ad kavmiyle ilişkisini anlattı. Salih Aleyhisselam'ın toplumuyla kavgasını anlattı. Lut Aleyhisselam'ı anlattı. Şuayb Aleyhisselam'ı anlattı. Bir tarih sorgulamasında bulundu Rabbimiz. Yani tarihi bizim gözümüzün önüne serdi. Ondan sonra bakın buyuruyor ki, وَاِنَّهُ لَتَنْز۪يلُ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ. Bu Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir. Bu Kur'an'ı alemlerin Rabbi olan Allah indirmiştir. Bakın, o tarih sorgulamasından sonra şu soruyu soralım. Söyleyin Allah aşkına, bu sözler kime ait? Bu sözleri kim söylüyor? Allah'tan başka birilerinin bu sözleri söylemesi mümkün mü? Allah'tan başka birilerinin bu bilgileri bilmesi mümkün mü? Allah'tan başka birilerinin bu yasaları koyması mümkün mü? Aklı başında olan bir adam yemek yerken elini beline ya da ayaklarına değil de ağzına götürmeyi becerebilecek kadar şuuru yerinde olan bir adam ya da şuradan salındığı zaman evine gidebilecek kadar, evini bulabilecek kadar aklı başında olan bir adam kesinlikle bilir ki bu sözler Allah'a ait. Kesinlikle bilir ki bu bilgileri Allah'tan başka birilerinin bilmesi mümkün değildir. İşte bakın Rabbimiz bu bölümde buyurur ki, ey kullarım, şu anda ne Ad var ortada, ne Semud var, ne Eyke var, ne Tübba var. Şu anda sizler hayattasınız, şu anda sizler imtihandasınız. Ben daha önce batanların batış sebebini, helak olanların helak yasasını anlattım size. Batanların içinde kurtulanların kurtuluş sebebini de anlattım. Ben bu kitabı zaten size bunun için indirdim. Gelin benim kitabıma iman edin. Gelin benim uyarılarıma kulak verin. Gelin geçmişte batanların rolünü oynayarak siz de batanlardan olmayın. Gelin o helak olanların içinde kurtulanların rolünü oynayarak siz de kurtulanlardan olun. Nezele bihir ruhul emin. Bu kitabı ruhul emin indirdi. Cibrilü emin indirdi. Ala kalbike, senin kalbine ey peygamberim. Litekune minel munzirin. Sen uyarıcılardan olasın diye. Sen elçilerden olasın diye. Sen peygamberlerden olasın diye. Ey peygamberim, bu kitabı Cibril-ü Emin, Ruhul Emin senin kalbine indirmiştir. Sen insanları bu kitapla uyarasın diye, cennet var dikkat edin,
Cehennem var, dikkat edin. Aman cenneti kaybetmeyin. Müslümanca bir hayat yaşayın, cehenneme gitmeyin diye sen bu kitapla insanları uyarasın diye ey peygamberim, sen uyarıcılardan olasın diye Cebrail aleyhisselam bu kitabı senin kalbine indirdi. Bir lisanin arabiyyin mubin, apaçık bir Arapça dil ile, apaçık Arapça bir lisan ile. Yani bu kitap yeryüzünde insanların bilmediği, tanımadığı kuş diliyle, cin diliyle, melek diliyle değil, yeryüzünde insanların bildiği, konuştuğu, tanıdığı bir dille, Arapça bir dille apaçık bir kitap olarak indirilmiştir. Bu kitabın indiği dönemde bu kitabı herkes anladı. Bir kadın olarak Hazreti Hatice anladı, Müslüman oldu bu kitabı. Küçük yaşta bir çocuk olan Hazreti Ali anladı, Müslüman oldu. Bir köle olan Zeyd Efendimiz, Bilal Efendimiz anladı, Müslüman oldu. Orta yaşlı bir erkek olarak Hazreti Ebu Bekir anladı, Müslüman oldu. Ama bir Ebu Cehil anladı, kafir oldu. Bir Mughire anladı, kafir oldu. Yani o dönemde bu kitabı herkes anladı. Mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimiz evinde bir ara sesli Kur'an okumaya başladı. Mekke müşrikleri gelip şikayet ettiler. Ey Ebu Bekir, sesli Kur'an okumana izin veremeyiz. Çünkü senin okuduğun Kur'an'ı duyan kölelerimiz etkileniyor, çocuklarımız etkileniyor. Onlar da İslam'a yöneliyor. Böyle yüksek sesle Kur'an okumana izin vermeyiz diyorlardı. Bu neyi gösterir? O dönemde Kur'an herkes tarafından anlaşılıyordu. Abdullah İbni Mesud Efendimiz Kabe'nin avlusunda Taha suresini okuduğu zaman üzerine çullandılar, öldürünceye kadar dövdüler, öldü diye bırakıp gittiler. Bu neyi gösterir? Bu Mekke'de bu kitabın indiği dönemde bu kitabın herkes tarafından anlaşıldığını gösterir. O gün bu kitap nasıl insanlar tarafından anlaşılmışsa bugün de anlaşılmak zorundadır. Çünkü bakın, anlaşılmayan bir okumada ya da anlamadan gerçekleştirilen bir okumada zerre kadar bir hayır yoktur diyor Hazreti Ali Efendimiz. Anlamadan gerçekleştirilen bir kıraatte zerre kadar hayır yoktur diyor. Çünkü Allah için söyleyin, bana bir şeyler söylemeyen Kur'an'a nasıl Kur'an diyeceğim ben? Bana yap demeyen, yapma demeyen, dur durma demeyen, yürü yürüme, giy giyme, iç içme, ye yeme, şunu yap bunu yapma demeyen bir kitap Kur'an olmaz ki. Bana emretmeyen, bana nehyetmeyen, bana ümit vermeyen, bana korku salmayan, benim yolumu aydınlatmayan, bana program çizmeyen bir kitap nasıl Kur'an olsun da Müslümanlar ısrarla bu kitabı anlamadan, okumadan yana bir tavır alıyorlar. Çok gariptir. Kimi Müslümanlar ben böyle deyince itirazları hazır. Efendim biz bir Arap anadan babadan dünyaya gelmedik. Bizim dilimiz Arapça değil. Bu Kur'an da Arapça olduğuna göre biz bu kitabı nasıl anlayalım? Böyle diyenlere ben diyorum ki söyleyin Allah aşkına, dünyanın hangi coğrafyasında hangi dili konuşan insanlar bu kitabı anlayıp da Müslüman olamamış? Söyleyin, İngiltere mi? Binlerce Müslüman var bu kitabı anlamış, Müslüman olmuşlar. Almanya mı? Binlerce Müslüman var. Çin mi, Maçin mi, Mançurya mı? Hindistan mı? Binlerce Müslüman var bu kitabı anlamış, Müslüman olmuş. Söyleyin Allah aşkına, hangi dili konuşan insanlar bu kitabı anlayamamış? Hangi ırka mensup insanlar bu kitabı anlayamamış da Müslüman olamamış? Var mı böyle bir şey? Ha mesele şudur. Ben bu kitabı anlamak zorundayım. Ben bunsuz hayatıma program yapamam. Ben bunsuz Rabbimin rızasını kazanamam. Ben bunsuz cennete gidemem. Ben bunsuz dünyada Müslümanca bir hayat yaşayamam dedi mi bir insan, buna inandı mı bu kitabı anlar. İşte ben şu anda anlıyorum bakın. Ben sizden farklı birisi değilim ki. Ben de bir Arap anadan babadan dünyaya gelmedim. Benim dilim de Türkçe ama ilgilendiğim için bakın anlıyorum. Öyleyse biz de bizim çapımızda, herkes kendi çapında bu kitabı
anlamakla mükelleftir. Bazen Müslümanlar bana diyorlar ki, hocam anlamadığımız bir Fatiha suresini Arapça okuyarak ya da anlamadığımız bir Zamm-ı sureyi Arapça okuyarak namaz kılacağımıza, anlayacağımız dilde Türkçe ibadet yapsak olmaz mı diyorlar. Aa diyorum, tamam çok güzel, siz de öyle kılın. Bu sefer yüzüme bakıyorlar. Ya hocam galiba bizimle dalga geçiyorsun, biz ciddiyiz falan diyorlar. Ben dönüp diyorum ki, yahu bunun böyle olmadığını, benim onu kabullenemeyeceğimi, ibadet dilinin Arapça olduğunu siz de biliyorsunuz. Bak ben tamam deyince siz bile kabul etmediniz. Soruyorum bu sefer, Allah Erhamur Rahimin olsun, Allah bizi bizden daha çok seven, bize bizden daha çok merhamet eden, bizim hayrımızı şerrimizi bizden daha çok düşünen bir sahip olsun, sonra da tutsun, gücümüzün yetmeyeceği bir yükü bize yüklesin, altından kalkamayacağımız bir sorumluluğun altına bizi koysun. Mümkün mü? Mümkün değil ya. Mesele ne? Mesele şu. Bunu söyleyenlerin zaten namaz derdi diye bir dertleri yok. Lüks bir tartışma ortamı hazırlamak istiyorlar. Eğer gerçekten namaz kılma derdinde olan bir insanlarsa mutlaka Fatiha suresini de öğrenirler, Zamm-ı sureyi de öğrenirler. Evet. Sonra bakın buyurdu ki Rabbimiz, ve innehu lefi zuburil evvelin, muhakkak ki bu kitap öncekilerin kitaplarında da vardı. Bu ayeti birkaç şekilde anlayacağız. Muhakkak ki bu kitabın muhtevası öncekilerin kitaplarında da mevcuttu. Yani bu kitapta namaz mı var? Önceki kitaplarda da vardı namaz. Ama ezdiler, bozdular, tahrif ettiler. Bu kitapta oruç, hac, zekat mı var? Önceki kitaplarda da vardı. Bu kitapta zina haram, faiz yasak mı diyor Allah? Önceki kitaplarda da vardı. İşte bu ayetin birinci manası budur. وَاِنَّهُ لَف۪ي زُبُرِ الْاَوَّل۪ينَ Bu kitap önceki kitaplarda da vardı. Bu kitap önceki kitapların evrensel doğrularını ihtiva eden bir kitaptır. Bu ayetin bir ikinci manası, وَاِنَّهُ لَف۪ي زُبُرِ الْاَوَّل۪ينَ Muhakkak ki bu Kur'an önceki kitaplarda da müjdelenmiş, geleceği konusunda haber verilmiştir. Bakın, her bir peygamber kendi dönemi insanlığından şu konuda ahit almıştır. Son kitap Kur'an'a, son peygamber ahir zaman nebisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman ettiniz mi diye toplumlarından son kitap Kur'an'a, son elçi Muhammed Aleyhisselam'a iman konusunda ahit almıştır. Öyleyse ağır ağır şu cümleyi bir söyleyeyim. Nuh Aleyhisselam döneminde yaşayan bir Müslüman şu son kitaba iman etmedikçe, ahir zaman nebisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a inandım demedikçe o gün Müslüman sayılmıyordu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam döneminde yaşayan bir Müslüman bu son kitaba ve son peygambere inandım demedikçe mümin sayılmıyordu. Hazreti İsa Aleyhisselam döneminde yaşayan bir Müslüman bu son kitaba, son peygambere inandım demedikçe mümin sayılmıyordu. Peki o gün bile bu kitaba ve son elçiye inanmayan kimselere Müslüman denmiyorsa, bugün şu anda bir Yahudi, benim kitabım Tevrat'tır, benim peygamberim Musa Aleyhisselam'dır, ondan başka bir kitaba, ondan başka bir peygambere iman etmem diyen bir Yahudi'ye nasıl Müslüman diyeceğiz, nasıl mümin diyeceğiz? Ya da benim kitabım İncil'dir, benim elçim, benim peygamberim İsa Aleyhisselam'dır, onun dışında hiçbir kitaba, hiçbir elçiye inanmam diyen bugünkü Hristiyanlara nasıl Müslüman diyeceğiz? Nasıl onlar cennete gidiyor diyebileceğiz? Bakın şu anda bizler nasıl ki bizden önceki peygamberlerin tümüne iman ile mükellef isek, bizden önce gelmiş geçmiş kitapların tümüne imanla sorumlu isek, onlardan bir tanesini inkar ettiğimiz zaman bize Müslüman denmiyorsa öyle değil mi? Mesela şu anda içimizden birisi kalkıp dese ki ben Şuayb Aleyhisselam'a inanmıyorum, kafir. Şu anda içimizden birisi kalkıp dese ki ben Zebur'a inanmıyorum, kafir. Nasıl ki bizler bizden önceki kitapların tümüne iman etmekle mükellefsek, bizden önce geçmiş peygamberlerin tümüne imanla sorumluysak, onlar da kendilerinden sonraki son kitaba imanla mükellef idiler.
kendilerinden sonra gelecek ahir zaman nebisine imanla mükellef idiler. İşte bu ayeti kerimede Rabbimiz bize açık ve net bir biçimde bunu anlattı. Evelem yekun lehum ayeten en ya'lemahu ulema'u beni İsrail. Şimdi söyleyin, İsrailoğullarının alimlerinin, bilginlerinin bu kitabın Allah'tan gelme bir kitap olduğu konusunda bir bilgileri, bir belgeleri, bir delilleri yok mu? Var tabii. Çünkü İsrailoğullarının alimleri, şu andaki Yahudi ve Hristiyanların alimleri bir kere Allah'ın yeryüzünde elçi seçtiğine, ona vahiy gönderdiğine inanan ve bilen kimselerdir. Yani Allah'ın insan hayatına karışma sistematiğine inanan, bilen insanlardır onlar. Hatta bakın, rivayetlere göre dünyanın her bir coğrafyasında yaşayan Yahudiler Medine'ye geldiler. Son dönemlerde Medine'ye geldiler, hicret ettiler. Dünyanın her bir coğrafyasında. Niye? Çünkü kitaplarından duymuşlardı, peygamberlerinden öğrenmişlerdi ki ahir zaman nebisi Hicaz bölgesinde çıkacaktı. Son peygamber Mekke ya da Medine, Hicaz bölgesinde zuhur edecekti. O peygamberin gelişini bekleyelim. Gelmesi yaklaştı. Ayak sesleri kulağımıza gelmeye başladı. O peygamberin, ahir zaman nebisinin gölgesi üzerimize düşmeye başladı. Onu karşılamak üzere Medine'ye gidelim diye o günün dünyasında Yahudiler Medine'ye geldiler. Yüzyıllarca Medine'de iki etnik grup yaşadı. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Yahudiler var. Bir de iki putperest Arap kabile var. Hazreç kabilesi ve Evs kabilesi. Ara sıra aralarında savaşlar olur. Yahudiler yenildikleri zaman putperest Araplara şöyle hava atarlardı. Kur'an'da Allah anlatıyor. Hele bir bekleyin. Ahir zaman nebisi geliyor çok yakında. Biz ona iman edeceğiz. Onun arkasında bir ordu oluşturacağız. Ey putperest Araplar, sizin de putlarınızın da kökünü kazıyacağız diye yüzyıllarca Araplara hava attılar. Nihayet bir gün Mekke'den Medine'ye gelen bir kervan bir haber getirdi. Mekke'de Ahmet isminde, Muhammed isminde bir peygamber zuhur etmiş. Ona Kur'an isminde bir kitap inmeye başlamış. Bu haberi alan putperest Araplar, bakın yıllarca Yahudilerden öğrendikleri bu haberi alan putperest Araplar kulak kabarttılar. Dediler ki yahu galiba şu Yahudilerin yıllardır sözünü ettikleri peygamber zuhur etmiş. Elimizi çabuk tutalım. Onlardan önce gizip biz iman edelim. O şerefi bunlara kaptırmayalım dediler. Bir heyet gönderdiler. Birinci Akabe biatı, peygamberimize iman ettiler. İkinci Akabe biatında 75 kişi, sonra hiç dinle, diyanetle ilgisi olmayan putperest Araplar Müslüman oldu. Yahudiler Müslüman olmadı. Sebep şu. Dediler ki vallahi bu son peygamberi Allah İsrailoğullarından seçmedi. Bizim ırktan, bizim familyadan seçmedi. Ümmilerden, Araplardan seçti. Yani Allah toptancılığı bizden aldı, baş bayiliği bizden aldı. Bakın, risalet işine toptancılık gözüyle bakıyormuş hainler. Baş bayilik gözüyle bakıyormuş. Allah bizi unuttu. Yıllardır bizden elçi seçiyordu. Baş bayiliği bize veriyor, toptancılığı bize veriyordu. Bu işi bizden aldı, Araplara veriverdi. Biz de onun gönderdiği elçiye, son elçiye iman etmeyeceğiz deyiverdiler. Şuna bakın ya. Hatta tarihi rivayetlere göre Mekke müşriklerinin kafası karıştı. Dediler ki ya acaba bu Muhammed'in dediği doğru mu, yanlış mı? Acaba gerçekten Allah yeryüzünde bir beşere vahiy gönderir mi, göndermez mi? O konuda bilgisizdi onlar. Dediler ki yahu hiç olmazsa gidip Medine'deki Yahudi alimleriyle bu konuyu bir istişare edelim. Din konusunda, risalet konusunda, peygamberlik konusunda bizim akıl hocalarımız onlardır. Gidip onlarla bir istişare edelim dediler. Bir heyet geldi. Medine'de Yahudi alimlerini topladılar. Dediler ki yahu Mekke'de bir insan çıktı. Adı Muhammed'dir aleyhisselam. Kendisine Cebrail'in vahiy getirdiğini söylüyor. Allah'ın elçisi olduğunu söylüyor. Böyle bir şey olur mu? Bu konuda bizim akıl hocalarımız sizlersiniz. Allah'ın böyle bir adeti var mı? Allah yeryüzünde bir elçi seçip ona vahiy indirir mi? Bakın, En'am suresinde anlatıldığına göre Yahudiler dediler ki مَا نَزَّلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ. Allah Allah. Dediler ki hayır.
Allah bugüne kadar yeryüzünde hiçbir beşere bir vahiy indirmemiştir. Allah yeryüzünde hiçbir beşeri elçi seçmemiştir. Allah'ın böyle bir adeti yoktur. O yalan söylüyor, ona inanmayın. Şuna bakın ya. Hemen o ayetin devamında Allah diyor ki, kul, sor onlara bakalım ey peygamberim. Sor o hainlere ey peygamberim. Men enzelel kitabellezî câe bihi Musa. Peki madem ki Allah yeryüzünde elçi seçmezmiş, madem ki Allah yeryüzüne vahiy indirmezmiş, peki Musa'ya Tevrat'ı kim göndermiş? Sor o alçaklara bakalım ey peygamberim. Yani bakın adamlar, son elçiyi reddedebilmek için, son peygamberi inkar edebilmek için kendi inanç sistemlerini reddettiler. Kendi bindikleri dalı kesmeye kalkıştılar. Kendi tarihlerini reddettiler. Kendi kitaplarını, kendi peygamberlerini reddediverdiler. Hayır dediler, Allah yeryüzünde hiçbir beşere vahiy indirmez. Ya bu nasıl şey? Madem hiçbir beşere Allah vahiy indirmez de Tevrat ne oluyor, Musa aleyhisselam ne oluyor, İncil ne oluyor, İsa aleyhisselam ne oluyor? Evet, onlar bu konuda bilgi sahibiler ama hala iman etmemeye devam ediyorlar. Etsinler bakalım. Allah diyor ki, وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْاَعْجَم۪ينَ Ey peygamberim, eğer biz bu kitabı Arapça bilmeyen birisine indirmiş olsaydık, فَقَرَّأَهُ عَلَيْهِمْ O Arapça bilmeyen kişi bir anda Arapçayı öğrenip, Arapça bilir hale gelip bir mucizeyle bu kitabı onlara okusaydı, مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِن۪ينَ Yine de inanmazlardı. Allahu Ekber. Yani mesele bu kitabın hangi dilde indiği meselesi değil. Bizim dilde inseydi diyenlere bakın Allah cevap veriyor. Eğer biz bu kitabı Arap anadan babadan dünyaya gelmemiş, Arapça bilmeyen birisine indirseydik, o da bir mucize olarak bir anda Arapçayı öğrenip onlara bu kitabı okumaya kalkışsaydı, şöyle düşünmezlerdi. Yahu bu bir Allah mucizesi, bu bir Allah ayeti. Bu adam düne kadar Arapçayı bilmeyen birisiydi. Şimdi Allah onu Arapça bilir hale getirmiş. Biz iman edelim demezlerdi. Yine de inanmazlardı. Kezalike işte böylece ey peygamberim. Seleknahu fi kulubil mücrimin. Biz bu kitabı mücrimlerin kalplerine, kafirlerin beyinlerine sokarız, yerleştiririz. Zorla biz bu ayetleri kafirlerin kalplerine sokarız. Bakın Mekke'de bu kitabı sevgili peygamberimiz okuyordu. Ebu Bekir Efendimiz okuyordu. Müslümanlar okuyordu. Ve kafirler bu ayetleri duydukça, duydukları her bir ayet onların kalplerinde, onların beyinlerinde operasyonlar gerçekleştiriyor. Ameliyatlar gerçekleştiriyordu. O müşriklerden kimileri küfür hücreleri zayıfmış ki 50-60 ayetlik bir operasyonun sonunda Müslüman oluyordu. Mesela Ebu Bekir Efendimiz duyar duymaz Müslüman oluyordu. Ama bir Ömer Efendimiz 7 yıl anca Müslüman olabiliyordu. 7 yıl sonra ancak Müslüman olabiliyordu. Mesela bir Halid bin Velid Efendimiz bir 15 yıl sonra Hudeybiye müsalasından sonra Müslüman olabiliyordu. Bakın Allah diyor ki, biz onların kalplerine, onların kafalarına bu Kur'an'ı zorla sokarız. Bugün de öyle. Kimi gruplar okullarında, yurtlarında tefsir okumayı yasak kılıyorlar. Hadis okumayı yasaklıyorlar. Burada bizim Efendi Hazretlerinin şu şu kitabının dışında başka kitapları okumak yasak diyorlar. Kur'an'ın önüne barikatlar koymaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kur'an'ın önüne asla bir barikatla geçemeyecekler. Onların da kulaklarına gidiyor. Zamanla onlar da o yasakları kaldırmaya çalışıyorlar. Peki bir grup insan böyle ama bir grup insan daha varmış yeryüzünde. La yu'minune bihi hatta yaravul azabel elim. Onlar da elim bir azabı görünceye kadar, dayanılmaz bir azabı görünceye kadar inanmayacaklar, inanmazlar diyor Allah. Kim bunlar? Bunlar küfür hücreleri çok sağlam olanlar. Bunlar ancak elim bir azabı görünce iman edecekmiş. O zamana kadar inanmayacakmış. Ne zaman o zaman? Geberip giderken. Bakın, hiçbir kafir yok ki dünyada geberip giderken Müslüman olmuş olmasın.
Ölüm esnasında Müslüman olmayacak bir tek kafir yoktur. Kitabımızın önceki surelerinde de okuduk. Geberip giderken gözlerinin önündeki perde kaldırılınca Allah'ın ölüm meleğini, Allah'ın ayetlerini görünce bir kafir, şimdi Müslüman oldum, ben şimdi teslim oldum diyecek. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Kafirce, zalimce bir hayat yaşa, geberip giderken yeis halinde bir imanı Allah kabul etmiyor. Tıpkı selefleri Firavun'un denizde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca iman ettim demesi gibi, bu iman Allah katında makbul bir iman değil. Ya da burada anlatılan elim azaptan kasıt cehennem azabıdır. Cehennem azabını boylayınca her bir kafir iman edecek. Ya Rabbi, biz dünyayı huvardaca harcamışız, şimdi aklımız başımıza geldi, şimdi iman ettik diyecekler. Ya Rabbi, bizi ne olur dünya 2 saatliğine bir daha geri çevir. Bak nasıl namaz kılacağız, bak nasıl kitabını elimizden dilimizden düşürmeden bir hayat yaşayacağız. Bak nasıl elçini adım adım izleyeceğiz. Ya Rabbi, ne olur bizi dünya bir daha geri çevir diyecekler. O zaman Müslüman olacaklar, o zaman pişman olacaklar ama o sözlerinin onlara zerre kadar bir faydası olmayacak. Feyetiyehum bagteten ve hum la yeşurun. Hiç haberleri yokken ansızın ölüm ya da kıyamet onların beyinlerinde patlayacak. Bakın şöyle diyecekler. Feyekulu hel nahnu munzarun. Bize bir ek süre tanınır mı? Bakın diyorlar ki, ya Rabbi, şu ölüm ani geldi. Hiç beklemediğimiz bir anda geldi. Bize biraz ek süre versen olmaz mı ya Rabbi? Efe bi azabina yestacilun. Allah diyor ki, şimdi bizim azabımızı acele isteyenler, o gün kuzu kesilecekler hainler. Halbuki şimdi bizim azabımızı istiyorlar. Hani Peygamber Efendimiz'e öyle diyorlardı. Ey Muhammed, kes artık tartışmayı. Hadi artık bize ne tür bir azap getireceksen getir de görelim. Gök kubbeyi başımıza mı yıkacaksın? Yıldızları parçalayıp üstümüze mi indireceksin? Hadi ne azap getireceksen getir de görelim bakalım. Diyen, azaplarına davetiyeler çıkaran bu alçaklar geberip giderken, bakın ya Rabbi, ne olur bize ek bir süre tanımaz mısın? Allah diyor ki, bakın, eferaeyte, ne dersin ey peygamberim? İn metta'nahum sinine, biz onlara yıllar yılı ömür versek, yıllarca nimetler versek, thumme ca'ahum ma kanu yu'adun, sonra da kendilerine vaad olunmuş olan ölüm ya da kendilerine vaad olunmuş olan cehennem azabı geldiği zaman, ma agna anhum ma kanu yumetta'un, onlara verilen bu ek sürenin ne faydası olacak da? Mesela düşünün, Nuh kavmi 1000 yıl yaşayanlar var. Allah izin verdi, 1000 yıl daha ekledi, bir ek süre daha verdi, 2000 yıl. Değil mi ki 2000 yılın sonunda da ölüm gelecek? Değil mi ki onlar yine cehenneme gidecekler? Yine kafirce bir hayatın mahkumu olacaklar? Yani sonunda onlara tanınan bu ek süre onlara hiçbir fayda sağlamayacak. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ. Biz hiçbir kariyeyi, hiçbir köyü, hiçbir kasabayı, hiçbir yerleşim birimini, hiçbir ülkeyi helak etmedik. O ülkeye zikra yapan, bizi hatırlatan, bize kulluğu anlatan, bizim ayetlerimizi hatırlatan uyarıcılar göndermedikçe, elçiler göndermedikçe. Bakın, bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Allah bir köye, bir kasabaya, bir şehre, bir ülkeye önce uyarıcılar gönderir, peygamberler gönderir. O peygamberler o toplumu Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirir. Toplum iman etmez, yine de acilen Allah onların defterini dürüvermez de başka muhtıralar gönderir, uyarıcılar gönderir. Ne onlar? Depremler, sel felaketleri, tsunamiler, açlıklar, kıtlıklar, geçimsizlikler, anarşiler gönderir. Niye? Rahmet tokatları bunlar, şefkat tokatları. Acaba kullarım kendi acizliklerini anlayıp, benim büyüklüğümü anlayıp bana imana yönelirler mi? Acaba tövbe edip yaşadıkları kafirce ve müşrikçe bir hayattan vazgeçip Müslümanca bir hayata koşarlar mı? Acaba işlerinde çabalayan benim elçilerime iman ederler mi diye Allah uyarıcılar gönderir, tokatlar gönderir. Ama bunca ayet, bunca uyarı da onları adam edememişse artık ondan sonra Allah onları helak ediyor.
وَمَا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Biz asla zalim değiliz. Biz haberdar etmeden, biz uyarmadan kesinlikle insanlara zulmetmeyiz. Peki Allah zalim değil de biz niye zalim oluyoruz? Zalim neydi? Zalim, olmaması gereken yerde olan, olması gereken yerde bulunmayan kişi zalimdir. Yani bir kişi kendisini Allah'a kulluk ortamından indirgeyip nefsinin kulu kölesi, şeytanın, toplumun, adetlerin, törelerin, yasaların kulu kölesi konumuna indirgemişse işte bu zalimdir. Bir kafir kendisinin hem zalimi hem de mazlumudur. Zulmeden de kendisi, zulmedilen de kendisi. Düşünün, bir kafir elini, ayağını, gözünü, kulağını cehenneme ipoteklemiş, azalarını cehenneme götürüyor ya. Kafir kendi kendinin zalimi, kendi kendinin mazlumudur. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ Bu Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ Onlara böyle bir şey gerekmez de, yaraşmaz da yani. وَمَا يَسْتَطِعُونَ Onlar böyle bir kitabı indirmeye güç de yetiremezler. Peki bu nereden çıktı? Bakın sevgili peygamberimiz Mekke'de bu ayetleri, Allah ayetlerini insanlara duyurmaya başlayınca Mekke müşrikleri şöyle demişlerdi. Ey Muhammed, galiba sen bu sözleri şeytandan öğreniyorsun, şeytanlardan öğreniyorsun. Bir de utanmadan bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira ediyorsun demişlerdi. Bakın Allah diyor ki hayır hayır, bu kitabı şeytanlar indirmedi. Şeytanlara yakışmaz da, yaraşmaz da, gerekmez de zaten. Neden? Çünkü bakın, şeytanların bu dünyada varlık sebebi nedir? Adına saptıkları Adem şahsında Allah'a secde etmeyişleri sebebiyle sapmışlar, yoldan çıkmışlardı ya. Şeytan diyor ki bakın, ya Rabbi kıyamet gününe kadar beni öldürme, bana izin ver. Adına saptığım, sapıttığım şu Adem'den ve onun neslinden intikam alayım. İşte şeytanın bu dünyada misyonu budur, varlık sebebi budur. Yani insanları saptırmak, insanları kendi cehennemine götürmek. Peki insanları hidayet eden, insanlara cenneti, cehennemi tanıtan, Allah'ı tanıtan, kulluğu tanıtan, insanları hidayete sevk etmek üzere gelmiş olan böyle bir kitabı şeytanlar niye indirsinler? Onların misyonlarına terstir bu. Bakın Allah diyor ki onlara yaraşmaz zaten bu. Bir de وَمَا يَسْتَطِعُونَ Buna zaten güçleri de yetmez. Şu bilgileri şeytanların bilmesi mümkün değil. Şu yasaları şeytanların koyması mümkün değil. اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ Bir de o şeytanlar vahyi dinlemekten engellendiler. Vahyi dinleme konusunda yasaklıdır onlar. Bunu kitabımızın Cin suresi şöyle anlatıyordu. Şu Kur'an yeryüzüne inmeye başlamadan önce şeytanlar birbirlerinin omuzlarına basa 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 gökyüzüne yükseliyorlar. Levh-u mahfuzu yazan meleklerin kalemlerinin gıcırtısından ya da ağızlarından bir kısım bilgi kırıntıları kapıyorlar. Hemen yeryüzüne iniyorlar, gayıpla alakalı, gelecekle alakalı. O bilgileri yerdeki cincilere, cindarlara yetiştiriyorlar. Onlar da işte yarınlarla alakalı, kayıpla alakalı bir kısım sözler söylüyorlar. Böylece yeryüzünde insanların inançlarını, itikatlarını bozmaya çalışıyorlarmış. Bir ara yine çıkmışlar gökyüzüne, gökyüzünün dinleme makamlarına, bilgi kırıntıları kapmak için. Bir de bakıyorlar ki gökyüzü meleklerle tutulmuş, bekçilerle tutulmuş, şihaplarla tutulmuş, her taraf kapatılmış, onların dinleme imkanları ellerinden alınmış. Şaşırıyorlar şeytanlar, yahu bu nedir böyle? Önceki tanınan fırsatlar bize niye tanınmıyor? Acaba yeryüzünde harikulade bir şey mi oldu, bir değişiklik mi oldu? Bunun sebebi ne ki diye yeryüzüne dağılıyorlar. Bir de bakıyorlar ki Hatim bölgesinde Peygamber Efendimizin Kur'an okuduğunu görüyorlar. Ha diyorlar, şimdi anlaşıldı. Gökyüzündeki o fevkaladeliğin sebebi demek ki ahir zaman nebisi zuhur etmiş, ona Kur'an inmeye başlamış ve Allah vahiy ile indirdiği vahiy ile şeytan bilgilerinin, müneccimlerin sözlerinin karışmasını istemediği için Allah gökyüzündeki bize tanıdığı dinleme fırsatını artık bizden alıverdi demişler. İşte bakın Allah diyor ki onlara
vahyi dinleme yasağı da konuldu. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرَ Öyleyse ey peygamberim, sakın Allah'la birlikte başka bir ilaha ibadet etme. Sakın ha hayatında Allah'la birlikte başka ilahların da etkili ve yetkili olduğunu kabul etme. Ya da ayetin bir ikinci manası, فَلَا تَدْعُوا Sakın dua etme ey peygamberim, مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرَ Allah'la birlikte başka birlerine dua etme. Bunaldığın, daraldığın zaman yetiş ey falan, ey filan diye Allah'tan başka birilerini asla yardıma çağırma. Bakın her surede hemen hemen aynı ayeti önemine binaen Allah bir daha tekrar ediyor. İki hafta önce de aynı ayeti okumuştuk. Şimdi bakın Allah bir daha söylüyor. Sakın ha ey peygamberim, Allah'tan başkalarına dua etme. Allah'tan başkalarını yardıma çağırma. Eğer öyle yaparsan fetekune minel muazzebin, kesinlikle bilesin ki sen azaba uğrayanlardan olursun, azaba çekilenlerden olursun. Allahu Ekber. Kime söyleniyor bu? Bu tehdit kime yapılıyor? Yeryüzünün en şerefli insanına, yeryüzünün en değerli bir peygamberine yapılıyor bu. Demek ki bu konuda peygamber bile olsa gözünün yaşına bakılmıyor. Bizim gözümüzün yaşına haydi haydi bakılmaz. Öyleyse ey Müslümanlar, yetiş ey falan ey filan demeyin. Hatta imdat ya Resulallah, yetiş ya Resulallah filan da demeyin. Peygamber Efendimizin bile bize şu anda yetişme imkanı yoktur. O maddi planda bitmiştir, o da vefat etmiştir. Yetiş ya Rab, imdat ya Rab diye hep hay olan, hep diri olan, bizi telsizsiz, telgrafsız duyabilen ve her an bizim imdadımıza koşabilen, bize icabet edebilen Allah'a dua edin. Sadece Allah'a yalvarıp yakarın. Allah'tan başkalarına asla dua etmeyin. Sonra bakın Rabbimiz sevgili peygamberimize şöyle buyurdu. وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ Ey peygamberim, en yakın akrabalarını uyar. Uyarıya en yakın akrabalarından başla, davete onlardan başla, tebliğe onlardan başla. Bakın, bu bir usuldür. Bir Müslüman önce kendi hanımı, kendi kocası, kendi çocukları, babası, anası, amcası, dayısı, halası, teyzesi, en yakın akrabalardan başlar. Sonra merkezden dışarıya doğru daveti yayar ve taşırır. Bakın, sevgili peygamberimiz Allah'tan bu emri alınca, Hatice annemize dedi ki, ey Hatice bir yemek hazırla, ben akrabalarımı davet edeceğim. Bir ziyafetten sonra elçiliğimi, peygamberliğimi onlara anlatacağım, duyuracağım, açık ve tebliğde bulunacağım. Hatice annemiz şöyle demedi, ne akrabaların mı? Hayır, önce benim akrabalarım filan demedi. Latife olsun diye söyledim hanımlara. Böyle bir problemi inşallah çıkaran yoktur. Bir yemek hazırladı Hatice annemiz. Allah'ın Resulü amcalarını, akrabalarını çağırdı. Yemekler yendi, ikramlar yapıldı. Allah'ın Resulü ayağa kalkacak, yemeğin sonunda kendi elçiliğini, Allah'ın birliğini anlatacak. Bu arada akrabalarının içinde iri, tombul, ateş yüzlü, kırmızı suratlı, tıknaz birisi var. Tilki mi tilki? Böyle etrafı gözetliyor. Dur bakalım bu işin arkasından bir bit yeniği çıkacak ama zaten kulaklarına yavaş yavaş gelmeye başlamış. Gizli davetin yapıldığı dönem kulaklarına gelmiş. İşkillenmeye başlamış. Anladınız? Peygamber Efendimizin amcası Ebu Leheb. Tilki tilki böyle bakınıyor. Dur bakalım bu işin sonunda ne var? Peygamber Efendimiz ayağa kalkıyor ve başlıyor İslam'ı anlatmaya. Gerçeği ortaya koymaya hemen fırlıyor Ebu Leheb. Hayır hayır ey Muhammed, ey yeğenim, bunları dinletmek, bunları duyurmak için mi çağırdın bizi? Kesinlikle bu tür konuşmana izin vermem diyor. Hemen Peygamber Efendimizin ağzından sözü çalıyor ve Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ etmesine izin vermiyor. İkinci bir yemek, üçüncü bir yemek, beşinci yemek ne kadar bilmiyorum. Allah'ın Resulü sürekli akrabalarını uyarmaya çalıştı. Hangi merhalede bilmiyorum. Bir ara Safa tepesine çıktı sevgili peygamberimiz.
Ya sabaha, ya sabaha, ey Kureyş, ey Kureyş toplanın. Size söyleyeceğim çok önemli bir haberim var. Kureyş toplandı Safa tepesinde. Allah'ın Resulü birazca yüksek bir yere çıktı. Çok veciz bir hutbe okudu. Çok veciz bir konuşma yaptı. Buyurdu ki, ey kavmim, ey akrabalarım. Zaten hepsi akrabasıydı peygamberimizin. Şu dağın arkasından bir ordu geliyor. Hepinizi kılıçtan geçirecek, kadınlarınızı dul, çocuklarınızı yetim bırakacak desem ne dersiniz? Hep birden dediler ki, El-Hak sen söylüyorsan doğrudur ey Muhammed. Şu ana kadar senin ağzından bir kere yalan duymadık ki, şu ana kadar senden bir kere falso görmedik ki, sen söylüyorsan doğrudur, kabul ediyoruz dediler. Allah'ın Resulü buyurdu ki, benim dediğim her şeyi kabul ediyor, tasdik ediyorsanız, öyleyse şunu da kabullenin ki, ben Allah'ın elçisiyim, Allah birdir. Allah'a iman edin, beni izleyin, beni takip edin, ben Allah'ın elçisiyim. Eğer bunu kabullenmezseniz, az evvel sözünü ettiğim o tehlikeden çok daha büyük bir tehlike, cehennem sizi bekliyor. Ey kavmim, yapmayın, etmeyin, bir sessizlik, bir sükunet, bir homurdanma, sonra o tombul adam, o tilki adam yine devrede hemen yerden baktı ki insanlar iman edecek. Herkes imana yöneliyor. Hemen yerden bir avuç kum parçası aldı. Peygamberimizin yüzüne vurdu. Tebben leke ya Muhammed. Elin kurusun, ağzın kurusun, dilin kurusun ey Muhammed. Bunları işittirmek için mi çağırdın bizi? Bu tür konuşmana asla izin vermem dedi. Böylece çevredeki inanacak insanların iman etmesine de engel oldu hain. Sonra ne oldu? Geberip gitti. Müslümanlar, bir yerde birileri din anlatıyorsa aman ha, zevzekliğe vererek, çevredeki insanları meşgul ederek, gürültü filan çıkararak onun din anlatmasına engel olmayın. Dinin açık ve net bir biçimde ortaya konmasına engel olmayın. Susturmaya çalışın insanları, siz de susun ve dinleyin. Ebu Leheb'in tavrını sergilemeyin. İşte böyleleri, dinin anlatılmasına izin vermeyen alçaklar, dinin tebliğinin önüne engeller koymaya çalışan hainler, işte tarihte geberip gittiler ve kıyamete kadar da Müslümanların kitabında ve namazında sürekli okuyup, Tebbet suresini bildiniz değil mi? Sürekli lanete maruz kalmış kimselerden inşallah olmayalım. Evet, peki bu ayet bize ne dedi? Bize şunu söyledi, ey Müslümanlar, akrabalarınız sizi bekliyor, köylüleriniz sizi bekliyor. Onlar yarın şöyle derlerse, ya Rabbi, bizim köyümüzden İmam Hatip mezunları çıktı, ilahiyat mezunları çıktı, bizim köyümüzden tefsir dinleyenler çıktı, Kur'an öğrenenler çıktı, namazı bilenler çıktı ama köyümüze adım atmadılar, gelmediler. Bizim kapımızı çalmadılar, akrabamızdı ama bize namazdan, bize dinden, bize cennetten, cehennemden söz etmediler. Biz bilmiyorduk, onlar bizi uyarmadılar. Biz onlardan hakkımızı isteriz ya Rabbi diye. Yarın akrabalarınız yakanızdan tuttuğu zaman ne yapacaksınız? Allah için onu bir daha düşünün ey Müslümanlar. Gidin akrabalarınıza. Gittiğiniz zaman sizi dinlemeyenler çıkabilir. İşte Peygamberimiz geldiği zaman aman canım Muhammed'im, gülüm Muhammed'im, ağzından bal akıyor. Biz de tam seni bekliyorduk. Ne söylersen söyle hemen kabul ediyoruz demediler. Taş atan oldu, küfreden oldu, dinlemeyen o. Ya bizi de olacak. Bir daha gideceğiz, bir daha gideceğiz. Hatta hediye mi vereceksiniz, para mı vereceksiniz? Akrabalarınızın içinden bir tek insanı Müslümanlaştırmanız, dünya ve içindekilerin tamamını Müslümanlaştırmanızla eş değerdedir. Kur'an ve sünnet böyle diyor. Aman gidin inşallah. Vahfiz cenahake limen ittebake minel mu'minin. Ey peygamberim, sana iman edenlere rahmet ve şefkat kanatlarını geri ver. Fe in asavke, sana isyan edenler çıkarsa, fekul inni beri'un mimma ta'malun, ben sizin amellerinizden, ben sizin küfür ve şirklerinizden beriyim, uzağım deyiver ey peygamberim. Ve tevekkel alel azizir rahimi. Bu işi yaparken, akrabalarına giderken ey peygamberim ve ey Müslüman, sadece Allah adına git. Akraban bu işe layık mı değil mi onu hesaba katma. Ya bu adam hainin teki, bu adam zalimin teki. Yani ayağına gitmeye değmez filan deme.
O bu işe layık mı değil mi oradan bakma meseleye. Bu işe Rabbim layık ya, Rabbim benden bunu istiyor. Ben Allah rızası için gidiyorum de. Allah'a aziz ve rahim olan Allah'a tevekkül et. Ellezî yarâke hîne tekûmû. Sen ayağa kalktığın zaman, sen kıyama kalktığın zaman, sen doğrulduğun zaman, sen İslam'ı doğrultmaya çalıştığın zaman, sen akrabalarını uyarmaya gittiğin zaman, o Allah seni görüyor ey peygamberim. Korkma, boşuna gitmedi o eylemin. Bir adım mı attın, yazıldı sevap. Bir harf, bir cümle mi kurdun, yazıldı ey peygamberim. Karşıdaki ister dinlesin, ister dinlemesin, yazıldı o. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Namaz kılıp secde edenlerin arasında yeryüzünde benim dinimi egemen kılmak için koşturman, koşuşturmanı Allah görüyor. Ben görüyorum ey peygamberim. Şunu bilesin ki hiçbir davranışın boşuna gitmiyor. İnnehu huves semi'ul alim. Şüphesiz ki o Allah her şeyi işiten ve bilendir. Hiçbir davranışınızın boşuna gittiğini sanmayın. Hel unebbi'ukum. Size haber vereyim mi? Ala men tenezzelu şeyatînu. Şeytanların kime indiğini ey kullarım size haber vereyim mi? Şeytanların kimlerde konakladığını, şeytanların kimlere bitişik olduğunu, şeytanların kimlerin ikizi olduğunu size haber vereyim mi? Bakın, yeryüzünde bir kısım insanlar varmış, şeytanlar onlarda konaklarmış, şeytanlar onlara bitişikmiş, şeytanlar onların ikiziymiş. Hani bir ağacın kabuğu ağaca nasıl yapışır, ayrılmaz ya, şeytanlar da kimi insanlara bir ağacın kabuğunun yapıştığı gibi yapışır, yapışkan hale gelir. Şeytan eşliğinde ya da o insan eşliğinde şeytan bir hayat yaşarmış. Kimmiş onlar? Allah Allah, bu gerçekten korkulacak bir şey. Allah bizi onlardan etmesin. Kimmiş onlar? Tenezzelu ala kulli effakin efim. Her bir effak ve efim olan kişilere şeytan iner, onlarla konaklar. Birincisi effak, ikincisi efim. Önce effakı bir anlatayım. İfk biliyorsunuz iftira demektir. Ayşe annemize ifk hadisesi yapılmıştı ya, onu okuduk daha önce. İfk, effak. Yani iftiracı demek. Peki ne demek bu? Bakın bir insan Allah konusunda konuşur, Allah hakkında söz söyler ama Allah'ı bilmeden konuşuyorsa o effaktır. Nasıl? Allah hayata karışmaz. Allah bu dünyayı yarattı, köşesine dinlenmeye çekildi. İstediğiniz gibi keyfinize göre bir hayat yaşayın dedi kardeşim. Allah hayata karışmaz ya. Allah yeryüzüne vahiy göndermez. Ya tamam Allah haydi karışsın da namaza karışsın, oruca karışsın, zekata karışsın. Ya kılık kıyafetime de Allah karışacak değil ya. Düğünüme, derneğime de Allah karışacak değil ya. Kazanmama, harcamama da Allah karışacak değil ya. Hukukumuza, eğitimimize de Allah karışacak değil ya diyenler, Allah hakkında Allah'ı tanımadan yalan söylüyorlar. İşte onlar effaktır. Ya da Allah'ın oğlu var, kızı var diyenler. İsa Allah'ın oğludur, Üzeyir Allah'ın oğludur. Melekler Allah'ın kızlarıdır. Ya da yeryüzünde Allah'ın yetkili varlıkları var. Allah onlara yetki devretmiştir. Onların eteğinden yapıştığımız sürece kesin cennete gideriz. İftirasında bulunanlar effaktır. İşte şeytan onlara inermiş. Kitap konusunda konuşan ama kitabı tanımadan konuşanlar effaktır. Nasıl? Ya işte bu kitap mübarek gecelerde teberrüken birkaç sayfa okuruz. Ölülerimizin ruhlarına bağışlarız. Hepsi bu. Ya da işte hocaları getiririz, evimizde bir hatim indiririz, bir mevlüt okuturuz. Ya da işte bu kitabı kızımızın çeyizine koruruz. Ya da işlemeli bezlerle evimizin en güzel duvarlarına asarız. Başka yani bu kitap nerede kullanılacak efendim? İşte kitabın fonksiyonu bu hayatımızda. Kitabı tanımadan kitap hakkında konuşanlar effaktır. Şeytanın bitişiğidir. Şeytanın ekizidir, unutmayın. Peygamber hakkında konuşan ama peygamberi tanımadan konuşanlar. Efendim Muhammed Aleyhisselam sağ olsun şu kitabı bize ulaştırıverdi. Bir posta memuruydu. Onun dışında onun sünneti, onun sözleri, onun uygulamaları bizi bağlamaz. Zaten onun sözleri bize kadar ulaşırken bir yığın yalan yanlış karışmış. Onlara güvenilmez. Peygamberin bizim hayatımızda başka bir misyonu yoktur diyenler effaktır.
yalan söylüyor, iftira ediyor Allah'ın elçisine. Din hakkında konuşanlar, kılık kıyafet hakkında konuşanlar, namaz hakkında, oruç hakkında konuşanlar, kazanma harcama hakkında konuşanlar, hukuk eğitim hakkında konuşanlar, dini bilmeden konuşanların tamamı effaktır, iftiracıdır, yalancıdır. İşte şeytanlar bir onlara inermiş, bir de efim olanlara, vebal yüklenenlere, günah yüklenenlere. Hani kardeşim bunu yapmaya mı kaldı ya? Bu günahsa hem hu boynuma hem hu boynuma. Yapın bunu, bu günah değil diye. Kendi veballerini yüklendikleri gibi çocuklarının vebalini, hanımlarının vebalini, akrabalarının vebalini, din duyurmaya çalıştığı insanların vebalini hikayeler anlatarak, onları uçtu kaçtı hikayeleriyle oyalayarak onların veballerini yüklenenler, Allah korusun, şeytanlar onlara inermiş, onlara bitişik bir hayat yaşarlarmış. Ya Rabbi, bilmediğimiz konuda konuşmaktan bizi koru. Effak olmaktan bizi koru. Allah hakkında, kitap hakkında, peygamber hakkında, din hakkında, hayatı ilgilendiren konular hakkında dini bilmeden, İslam'ı bilmeden konuşturma ya Rabbi. Susanlardan eyle ya Rabbi. Yulkûne sem'a, onlar şeytanlara kulak verirler. Ve ekferuhum kâzibûn, birçoğu da zaten yalancıdır onların. Ve şuarâ'u, şairlere gelince, bakın bu surenin adı Şuara suresi. Şuara kelimesi surenin işte son ayetinde gündeme getirilen şuara kelimesinden alınmış. Şuara şairler demek. Şair kelimesinin Arapça çoğulu şuara demek. Şairlere gelince yettebi'uhumul gavun, azgınlar onların peşine düşer. Sapıklar o şairleri izler. Sapıklar o şairlerin peşine düşer. Allah Allah. Kim bu şairler? Bakın bir dönem şairler vardı. Tanrılığa soyunmuş insanlardı bunlar. Yalancı peygamber gibi toplumu şuurlandırmaya, toplumu etkilemeye çalışan kimselerdi. Yani sanki Allah makamında, peygamber makamında topluma bir şeyler söylerlerdi. O dönemde insanlar her bir şairin bir cinni olduğuna inanırdı. Yoksa böyle peş peşe seciyeli, kafiyeli sözleri nasıl söylesin? O tumturaklı sözleriyle insanlar zannederlerdi ki her bir şairin bir cinni vardı. Topluma yön verenler onlardı. Bakın ben kendi sözlerimi bırakayım da Allah'ın anlatımına kulak verelim. Elem tera, görmüyor musun ey peygamberim? Ennehum fi kulli vadin yehimun. Onlar her bir vadide ayakları yerden kesilmiş hayal aleminde geziyorlar. Yani sözleri uygulanacak şeyler değil. Mesela aşıklar kime aşık oldukları belli değil. Birine aşık ama kime aşık oldukları belli değil. Konuları içkidir, kadındır, aşktır. Yani böyle tamamen uygulanması mümkün olmayan sözler söylerler. Başka? وَاَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, yapmayacakları şeyi söylerler. Söylediklerini asla hayatlarında göremezsiniz. Hayali aleminde şeyler söylerler. Peki yani insanları hicvederler, insanları methederler. Cukkaya göre. Eğer birileri çok cukka vermişse onları göklere çıkarırlar, methederler. Birilerinden cukka koparamadılarsa onları da zemmederler, yerin dibine batırırlar. İşte böyle şairler var. İmam Hatip'teyken çok güzel şiir kabiliyetim vardı. Birkaç sefer İmam Hatip bünyesinde birinci oldum. Bir seferde liseler arası şiir yarışmasında birinci oldum. Yani konuşurken bile kafiyeli cümleler kurabiliyordum. Şiire çok kabiliyetim vardı. Bu ayeti duyduktan sonra bırakıverdim. Şiir söylemeyi de, şiir yazmayı da, şiir okumayı da. Böyle diyor Allah. Peki bunun istisnası yok mu? Var tabii. Mesela Peygamberimizin şairi vardı Hasan. Peygamberimizin şairi vardı Abdullah İbni Revaha. Onlar farklıydı. Bizim şairimiz var. İstiklal şairimiz Akif. Bu memleketin yıkılış günlerini yaşamış, iliklerine kadar bunun sancısını duymuş ve toplumun dirilişi için şiirler söylemiş. Üstad Necip Fazıllarımız var, Arif Nihat Asyalarımız var. Birçok şairlerimiz var. Bunun istisnası yok mu diye söyledim. İşte Allah diyor ki bakın, illellezine amanu, iman edenler ve amilus salihati, salih amel işleyenler, Allah'la barışık bir hayat yaşayanlar,
وَذَّكَرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı çokça zikredenler, şiirlerinin konusu din, iman, namaz, ahiret, böyle tevhid, kıyam olan şairler bunun dışındadır. وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا Zulme uğradıktan sonra da zulmü def etmek için kavga verenler bunun dışındadır. Dedikten sonra son sözü de söyleyip bitirelim. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ Zalimler yakından nasıl bir inkılapla devrileceklerini bilecekler. Zalimler çok yakından nasıl bir inkılapla devrilip gideceklerini bilecekler, görecekler. İnşallah onun şöyle ucu göründü gibi bir tek duam var, bir tek endişem var. Şu zalimlerin yıkılışını gerçekleştiren Müslüman kardeşlerimiz inşallah bir pislikten başka bir pisliğe gitmezler. İşe ciddi el atarlar, Müslümanca, İslamca sistemler geliştirirler. Allah onların yardımcıları olsun. Allah kafirlere fırsat ve imkan vermesin. Böylece şu ara suresi de bitti. Allah izin verirse önümüzdeki hafta Neml suresiyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.